Merhaba arkadaşlar, ismim Sami Gündoğdu. Caz Gitar Dersi'nin bu ilk bölümüne hoş geldiniz. Tanıtım videomu izlediyseniz bu ilk bölümün, daha doğrusu ilk bölümlerin biraz daha teorik ağırlık olacağından bahsetmiştim. Dolayısıyla bugün biraz konuşacağım, biraz da kağıt üzerinde açıklamalar yapacağım. Çok fazla enstrümanı elimize almıyor olacağız. Dolayısıyla sizlerin de arkasına yaslanıp rahatlıkla dinlemenizi, izlemenizi öneririm. İlk konu, bütün işin kaynağı aslında ses. Ses nedirle başlayacak olursak, ses herhangi bir cismin titreşimiyle oluşan e, havada, suda veya katı bir cisimde bu titreşimin dalgalar haline kulağımıza ulaşması ve beynimiz tarafından anlamlandırılması aslında. Dolayısıyla sesin önemli karakteristiklerinden bir tanesi bu titreşimin miktarı. E, titreşimin miktarını biz hertz belirleyeceğiz. Yani saniyede kaç defa titreştiği ile. E, örneğin 440 defa titreştirirsek bir nesneyi, örneğin bir kalemi, la sesini elde ediyor olacağız. Tabi burada farklı notalardan bahsediyoruz hep müzikte, la, si, do vesaire. Bunlar bizim koyduğumuz etiketler. İnsan kulağı belli frekanslar arasında duyabiliyor ve belli farklılıkları ayırt edebiliyor. Örneğin 440 Hz ile 441 hertz'i ayırt edemiyor. O kadar hassas değil kulağımız. Dolayısıyla biz duyabildiğimiz aralıkta ve ayırt edebildiğimiz ölçüde bazı etiketler yapıştırmışız seslerin üzerine. Ben kimsen la demişiz. Belli bir frekans ilerisine si demişiz, do demişiz vesaire. dolayısıyla aslında bunlar doğada var olan seslere insanoğluna yapıştırdığı etiketler. aynı bir güzergah düşünelim. Bir otobüs güzergahı. Belli aralıklara duraklar koymuşuz biz. Bu durakların her biri de birbiriyle eşit değil. Eşit olmak zorunda da değil aslında. Müziğin çeşitliliğin güzelliğini sağlayan da bu. E, dolayısıyla e, bunlar öncelikle insan kulağına oturmuş, daha sonra teoriye dökülmüş kavramlı olarak e, aklımızda bulunsun. Şimdi kağıt üzerinde biraz değerlendirelim, görelim. Evet, e, bunlar bizim koyduğumuz etiketler demiştik. E, notaların harflerle sembolize edilişlerini hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. Ancak çok hızlıca yazacak olursam A'dan başlarsak A La sesini B Si'yi C Do'yu D Re'yi E Mi'yi Fa F Fa'yı ve G de Sol'ü sembolize etmekte. dolayısıyla buraya Do ve Re sesini yazdığım zaman bunun arasının uzaklığın bir durak olarak nitelendirelim. 100 metre, 1 kilometre yani bir birim olarak düşünelim. Batım e, batı müziğinde bu iki eşit diyelim biz aslında tam eşit de değil ama iki eşit parçaya bölünmüş durumda. Yani batı müziğinde en ufak durak mesafesi yarım durak, yarım ses diyelim biz ona. Yarım ses mesafesi. Bu orta noktanın da bir ismi var aslında. Doğuya göre bakacak olursak değişiyor. R'ye göre bakacak olarak bakacak olursak değişiyor. Doğudan Yarım ses ileride olduğu için bu noktanın ismi Do diyez. Diyez işareti telefonlarda da gördüğümüz önüne geldiği notayı yarım ses tizleştiriyor. Daha ince bir hale getiriyor. Daha tiz bir hale getiriyor. Veya aynı noktaya R'den bakacak olursak aynı noktanın R'ye göre değerlendirmiş ismi ise R bemol. Bemol de önüne geldiği sesi yarım ses pesleştiriyor. Yani kalınlaştırıyor. R'ye göre yarım ses kalın. Doğa'ya göre yarım ses ince. Dolayısıyla Batı müziğindeki en küçük durağın yarım ses olduğunu söylemiş olalım. Türk müziğinde bu en küçük durak yani bir sesin arası 9'a bölünmüş durumda. Koma deniyor her birine. Yani Türk müziği aslında daha ince aralıklarla gerçekleştiren bir müzik. Batı müziğinin en ince ses aralığı daha büyük. Gitar da buna göre dizayn edilmiş bir enstrüman. Gitarda her bir perde yarım ses aralığında biliyorsunuz. Bu perdeler gitarın alt eşiğine doğru ilerledikçe sesler tizleşiyor. Üst eşiğe doğru ilerledikçe yani burguların olduğu yana doğru ilerledikçe de sesler pesleşiyor. Dolayısıyla her bir perde ilerlemek bir telde yarım seslik bir değişikliği ifade ediyor. Dolayısıyla notalarımızı şöyle bir yazacak olursak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ve do doya yer kalmadı bir daha yazalım yer bırakacak şekilde İşte bu aletlerinde böyle problemler olabiliyor do re mi fa şöyle biraz bitişik yazayım sol la si ve do özellikle mi ve fa si si ve doyu biraz daha birbirlerine yakın yazdım bunun bir anlamı var. E, az önce demiştim ya bunu doğadan başlayıp doğaya kadar gidiyor. Ben bunu bir çizgi halinde yazdım ama siz bunu bir daire gibi düşünebilirsiniz. Veya bir otobüsün bir duraktan başlayıp tekrar aynı durağa dönmesi gibi bir güzergah gibi düşünebilirsiniz. E, dolayısıyla hani otobüs benzetmesine devam edecek olursak her durağın birbiriyle eşit uzaklıkta olması gerekmiyor. Öyle de değildir zaten muhtemelen. E, dolayısıyla burada baktığımız zaman insan kulağına yerleşmiş bir dizi olarak... Do'dan Do'ya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ee, hepinizin duyduğu, bildiği, tanıdığı. Do ile arasını bir ses, Re ile Mi arasını bir ses, Mi ile Fa arasını yarım ses. Fa ile Sol, Tam, Sol, La, Tam, La, Si, Tam, Si, Do. Yarım olarak nitelendireceğiz. Yani Mi ile Fa, Si ile Do arası yarım. Ve diğer sesler nasıl? Tam ses. Ama elbette Diğer seslerin arasında da yani tam ses olan seslerin arasında da bir orta nokta var. Ve o orta noktalarda e, diyez veya bemollerle ifade edilebiliyor. Yani aslında 7 nota e, demek yanlış bir ifade oluyor. On, yarım seslere de düşünce 12 tane notayı konuşuyor oluyoruz diyez ve bemollere de düşünecek olursak. Evet arkadaşlar bütün kavramlardan öncelikle aslında ilk belki de öğrenmemiz gereken aralıklar yani seslerin birbirine uzaklıkları. Bunun İngilizce'deki ismi de interval. Ee, hani bu ne işimize yarayacak diyecek olursak aslında çok temel teorik bir bilgi. İlk etapta size bir şey ifade etmiyor gibi gözükebilir ancak inanılmaz önemli. Tamamen bütün çalışımızı bunun üzerine şekillendirmemiz bile mümkün. Ki ben e, intervalleri düşünme ağırlıklı bir çalışın sizi daha hızlı ilerleteceğini düşünüyorum. Eee... Dolayısıyla bu konu önemli konulardan bir tanesi benim gözümde. Şimdi interval deyince iki sesin birbirine uzaklığından bahsediyoruz. Önce bitişik yani yan yana olan iki tane ses alalım. Örneğin mi ile fa'yı alalım. Mi ve fa seslerinin arası doğal olarak demiştik ki yarım ses uzaklıktadır. Bunlar yan yana ikili Adını vereceğiz bunlara. Yarım ses olduğu için bunlara küçük ikili diyeceğiz. Yani aslında iki tane sesin birbirine olabileceği en küçük uzaklık yarım ses demiştik zaten. Buna da küçük ikili diyeceğiz. Peki büyük ikili ne olacak? Mesela do ile re arası veya bir ses. Buna büyük ikili diyeceğiz. Yani iki tane ardışık sesin alabileceği büyük aralık bir ses. Küçük aralık yarım ses olmuş olacak. Buna diyez bemolleri de dahil edebiliriz. Örneğin sol bemolle la bemol arasındaki ses de bir sestir. Yani yine büyük bir ikilidir gibi düşünebiliriz. İkilileri demek ki küçük ikili ve büyük ikili olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu bilgi bir kenarda dursun. İkilileri bu şekilde tanımlamış olalım. Bunları silelim. Şimdi üçlüye geçelim. Üçlü ne demek? 1 2 3 gibi. Üç tane notayı ardışık olarak, üç notanın arasındaki sesi düşüneceğiz. Ben önce do ile başlamayayım. Önce mi ile başlayayım yine. Mi ile sol düşünelim. Mi ve sol. Mi ve sole baktığımız zaman mi ile fa'ya yarım, fa'dan sole tam. Demek ki bu aralık bir buçuk ses. Pardon. Yanlış oldu. 1 tam 1 bölü 2 yani 1,5 ses uzaklıkta. Buna küçük üçlü diyeceğiz. Do ile miyi düşünürsek Do'dan re'ye 1, re'den mi'ye 1 2 ses. Buna da büyük üçlü diyeceğiz. Yani birbirine 3 ses uzaklıkta olan daha doğrusu 3 nota uzaklıkta olan 2 tane notayı düşündüğümüz zaman Başlangıç notasında sayıyorum. Bitiş notasında sayıyorum. Do, Re, Mi düşününce bunların arası ee, yani böyle üç sesin arası bir buçuk ses olabilir. Buna küçük üçlü diyoruz. Veya iki ses olabilir. Büyük üçlü diyoruz. Yine aynı diyez bemol de burada, burası için geçerli. Örneğin Do, Mi bemol deseydim ben. Burası da küçük üçlü olacaktı. Bir buçuk ses olduğu için. Şimdi üçlüde durum böyle. Dörtlüye bakacak olursak. Tabi genel kurallar müzikte hep şöyle oluyor. Genel bir kural oluyor ve bu kuralı bozan birçok istisna oluyor. Ee, yine bunlardan bir tanesi. Aslında buna perfect fourth ve perfect five. Yani mükemmel dörtlü ve mükemmel beşli deniyor birçok kaynakta. Bu mükemmel sebebi mesela do'dan başlayıp fa'ya gidelim. Yani bir dörtlü alalım. Baktığımız zaman do re arası bir, re mi arası bir, iki etti. Mi fa arası yarım. Yani do fa arası ne etmiş oldu? İki buçuk ses oldu. Buna şöyle ifade ediliyor. Perfect İngilizce'deki mükemmel anlamda Perfect For ee, deniyor. Neden Perfect deniyor? Ona gelelim şimdi. R ile Sol'e bakacak olursak bir başka dörtlü alalım. R Mi tam. Mi ile Fa yarım. Fa ile Sol tam. Yine iki buçuk. Yani R ile Fa da Yine iki buçuk ses. Bu yüzden Perfect 4. Ee, mesela Mi ile La'ya bakalım. Mi ile Fa yarım. Fa ile Sol tam. Sol ile La tam. Mi ile La. Yine iki buçuk ses. Yine Perfect 4. Ee, neden? Çünkü değişmiyor başlangıç notasına göre diyebiliriz. Ancak tabii bu kuralı neresi bozar? Bu kuralı e, Fa ile Si arası bozar. Fa ve Si arasına baktığımız zaman Fa'dan Sol'e bir, sol'den La'ya bir, La'dan Si'ye bir. Bu aralık üç sese büyür. Ve bu aslında Ds dörtlü veya e, Perfect Four olmamış olur. Üç ses olmuş olur. E, daha büyük bir dörtlü ses olmuş olur. E, aynı şekilde Perfect Five yani mükemmel beşli içinde bu durum bir istisna dahilinde geçerli. Demek ki dörtlü istisnası fa'da değişiyor. Bu artık dörtlü olmuş oluyor. Diyez dörtlü oluyor. Fa'da. Bir de beşliğe bakacak olursak. Neyse bunu şimdi yazıp karıştırmayayım kafalarınızı. Ve beşliğe bakacak olursak. Do sol, Do'dan reye bir, reden miye bir, mi'den fa'ya yarım, fa'dan sol'e ya bir. Baktığımızda üç buçuk ses. Do sol, bir beşli ve üç buçuk ses. Reden la'ya bakalım. Re mi tam, mi fa yarım, fa sol tam, sol la yarım. Yine üç buçuk ses. Yani perfect five, perfect five. Aynı şekilde kural devam ediyor. Fakat bu kuralda C si ve Fa da bozuluyor. Diğeri Fa ve C de bozulmuştu. Bu C si ve Fa da bozuluyor. Neden? Baktığımız zaman C'den Do'ya yarım. Do'dan Re'ye bir. Bir buçuk etti. Re'den Mi'ye bir. iki buçuk etti. Mi'den Fa'ya yarım. Üç etti. Üç ses. Demek ki burada da bir eksik beşli durumu. Yani bir bemol beşli durumu söz konusu. Yani buradaki beşli, perfect bir beşli değil, bemol beşli. Ama e, tabi bunlar istisna olduğu için e, biz bunlara perfect four ve perfect five yani mükemmel dörtlü ve mükemmel beşli diyoruz. Çünkü e, Do dizisinin e, birer istisna haricinde tamamında aynı sonucu verdiği için. Şimdi bunları bütün bunları neden anlattım aslında? Bunlar da çok önemli elbette. E, bir kere bakalım arkadaşlar. Bir kere demiştik ki fa ve si de ve si ve fa da kural değişir. Burası artık dörtlü olur. Burası ise bir eksik beşli olur demiştik. Aslında dikkat ederseniz sistem kendini sürekli dokuza tamamlıyor. Yani Do, Re'den tekrar Do'dan başlayıp tekrar Do'ya kadar gittiğimiz zaman mesela Do ile mi arası üçlü ise mi ile do arası da altılı olmuş oluyor. Yani sistem aslında sürekli dokuz Dörtlü, beşli, üçlü, altılı. Peki bunların hepsini özetleyecek olursak arkadaşlar ne yapmıştık? İkili ile başladık değil mi? İkili dedik. Bu ikili küçük olursa yarım ses dedik buna büyük ikili dedik bir ses küçük üçlü dedik bir buçuk ses örneğin do mi bemol gibi ama do mi olursa büyük üçlü olur dedik bu da iki ses olur dedik sonra ee, dörtlü dedik perfect dört dedik iki buçuk ses dedik. Do, fa gibi mesela. Ancak mesela fa, si gibi olursa dedik bu diyez 4 olur dedik. Bu da 3 ses olur dedik. Veya bemol 5 si ve fa gibi mesela. 3'lü olur. Perfect 5 dediğimiz zaman da 3.5 olur dedik. Aynı şekilde 6'yı ve 7'yi de yazmak mümkün ama şimdilik bu kadar yeterli. Ben e, videonun başında da söylediğim gibi e, bunları daha hızlı ilerleyebilmek için iPad ekranına elimle yazıyorum. Uygun bir kalemim de yok. Dolayısıyla çok okunaklı olmayabilir ama konu bütün anlamında anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. E, sizler gerekirse daha e, güzel bir şekilde bunları temize çekebilirsiniz. Şimdi buradan yola çıkarak ee, ne yapacağız? Bu, bu bilgilerimizi cepte tutalım. Bütün bu bilgiler kenarda dursun. Yeni bir konuya geçelim ama o yeni konuda bu bilgilerin hepsini şimdi kullanıyor olacağız. Buna harmonize edilmiş dizi diyeceğiz. Ee, Do'dan Do'ya yazdığımız zaman bir dizi oluşturalım. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si ve Do. Buna bir doğu dizisi diyeceğiz. Doğudan başladım ve doğaya kadar yazdım. Mantığımız şu olacak. Yani yapmaya çalıştığımız şu olacak. Bu dizideki her bir sese karşılık bir akor oluşturacağız. Buradaki Do'ya, Re'ye, Mi'ye. Bunların her birine karşılık bir akor oluşturacağız. Ve bu akorları oluştururken yine bu dizinin içindeki şu seslerden başka ses kullanmadan oluşturacağız. Ve bu şekilde her birine karşılık bir akor oluştuğu zaman buna harmonize edilmiş dizi diyeceğiz. Ee, şimdi bunu oluşturmaya çalışacağız. Tabii e, bu akorlar Do bir şey olacak, Re bir şey olacak, Mi bir şey olacak ama ne olacak? Minor mü mi olacak? majör mı olacak? Dominant mı mi olacak? E, minor 7 mol 5 mi olacak? Gibi farklı isimler alacak bu akorlar. E, neye göre alacak bu isimleri biraz ondan bahsedelim. Şimdi e, bunun için bir akor oluştururken e, mutlaka bir kaynakta duyduğunuz akorlara ses grupları demek e, yanlış olmaz herhalde. Bir 3, 5 ve 7. sesleri alırsak 3 de yeterli aslında. 7 biraz daha renk katan bir ton, color ton dediğimiz aslında noktaya geliyor. E, temelde bir üçlü, hatta iki ses bile yeterli. Sadece 3. ve 7. sesi de akron karakterisini belirmek anlamında yeterli. Ancak e, iki ses, üç ses, dört ses veya daha fazla sesten oluşan e, ses grupları Bunlar da bu ses grupları da seslerin birbirine uzaklığına göre farklı isimler alıyorlar. Belli akor ailelerine dahil ediliyorlar. Farklı isimler alıyorlar. Majör duymuşsunuzdur, minör, dominant gibi. Şimdi bunlar neye göre gerçekleşiyor ona bakalım. Dedik ya birer atlayarak gidiyoruz diye. Dikkat ederseniz bu birinci ses demiştik. Bu üçüncü ses, bu beşinci ses ve bu yedinci ses. Şimdi burada bir üçlü söz konusu. Orada da bir üçlü daha söz konusu. Onu şimdilik almayalım hele burada da bir üçlü söz konusu. Yani 1, 3 ve 5, 7 arasında iki tane üçlü var. Şimdi bu üçlünün tipine göre, küçük üçlü mü, büyük üçlü mü oluşuna göre akorlar ismi oluyor. Şimdi şöyle. Buraya diyelim. 1 ve 3. sesler arasındaki üçlü ve 5 ve 7. ses arasındaki üçlü. 1 3 üç büyük. 5 7 de büyük olursa bu kora 1 maş yedi diyeceğiz. Neden? Örneğin do mi sol ve si 1 3 5 7 aldık. Do ile mi arası bir büyük üçlü. Sol ile si arası sol la bir la si bir. Dolayısıyla bu da bir büyük üçlü. İki tarafta büyük olursa bu bir majör akor diyeceğiz. Peki başka ne olabilir? Olasılık. Örneğin 1 3 arası büyük olabilir. 5 yedi arası küçük üçlü olabilir. Buna örnek olarak neyi verebiliriz mesela? Sol, si, re ve fa bir aratma gidiyorum. Devamını yazmadığım için şaşırabilirsiniz ama siz doğudan de devam ettirirseniz göreceksiniz ki R ve Fa gelecek bir atlayarak gidince. Sol, Si, re ve Fa. Sol ile Si'ye bakıyorum. Bir büyük üçlü. Zaten az önce de bakmıştım. Re ve Fa'ya baktığım zamansa bir küçük üçlü olduğunu görüyorum. Yani şöyle burası bir büyük bir küçük üçlü. Dolayısıyla bu akora bir dominant yedili akor diyeceğiz dominant 7. Sadece 7 ile ifade ediliyor aslında. Dominant ifadesi yazılmıyor. Dominant 7 akor diyeceğiz. Başka bir olasılık ne olabilir? Büyük büyük, büyük küçük, küçük küçük olabilir mesela iki tarafta. Mesela la'yı alalım. Şimdi bunları da farklı bir renkli çizeyim olmadı. La, do, mi ve sol. La'dan atlayarak gittiğimiz zaman ve la ile do'ya baktığımız zaman bir küçük üçlü mi ile sol'a baktığımız zaman bir küçük üçlü olduğunu görüyorum. Dolayısıyla küçük küçük iki tarafta küçük üçlü ise buna minor yedi akor diyeceğiz. Minor zaten kelime karşılığı olarak küçük anlamına geliyor. Büyük büyük, büyük küçük, küçük küçük, küçük ve küçük büyük olacak. Bu küçük büyük içinde aslında C'yi ee, ele almak gerekiyor. Onu da başka bir renkle ele alayım. Daha açık bir renk olsun. C, si, R, Fa ve La sesleri. C, si, R'ye baktığım zaman bir küçük üçlü olduğunu görüyorum. Ve Fa ve La'ya baktığım zaman bir büyük üçlü olduğunu görüyorum. Aslında küçük büyük olayı şuradan kaynaklanıyor. Ee, normalde e, fa değil fa diyez olsaydı bu e, burası bir minor olacaktı. Çünkü fa diyez olunca iki tarafta küçük küçük olacaktı şu da. Dolayısıyla bir minor akor olacaktı. Ancak hatırlarsanız beşlilerden konuşurken e, C'nin si C si ile fa eksik beşli yani bemol beşli olduğunu söylemiştik. Normalde C si ve fa diyez olması gerekir bu sesin. E, Perfect 5 olabilmesi için... Dizideki diğer 5'liler gibi olabilmesi için... Ancak bu fa sesi... Yarım ses ee, daha düşük olduğu için... Yani arasındaki e, uzaklık... 3 ses sete kabul ettiği için... Bir bemol 5'li olduğu için... Biz buna... O bemol 5'li durumuna... istinaden Minör 7... Bemol 5 diyeceğiz. Yani aslında... Minör 7 bir akor... E, karakterinde bir akor gibi üçlüsüne ve yedilisine bakınca ancak minor 7'yi ilave eden bir de beşinci sesi yani şu fa diyez yerine fa oluşundan dolayı bemol bir ses. Yani minor ve akorun beşinci sesinin bemolleştirilmiş hali diyeceğiz. Dolayısıyla bütün kombinasyonları yazdık. Büyük 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 küçük, küçük küçük ve küçük büyük. Ve biz harmonize edilmiş bir dizide dört tane aileden söz edeceğiz. Maj 7 Dominant 7, minor 7, minor 7 bemol 5